Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Close Test 3. örnek soru çözümü yapıyoruz. 20, 40, 60 soru çözmüş olacağız bugünkü videolarımızda. Close Testler biliyorsunuz hem grammar, hem kelime, hem bağlaç, hem preposition, hem phrasal verb, her şeyi içeren, sizin tamamen grameri bitirdikten sonra ve gerekli kelime ezberlemelerinizi yaptıktan sonra çözmeniz gereken önemli bir kısım diyoruz değerli dostlar. Şimdi bakalım sorumuz ne diyor? Overpopulation, aşırı nüfus is one of the serious issue that today's world is facing. Bugünün dünyasının yüzleştiği en ciddi konulardan biri aşırı nüfustur. Çin, as the country, ülke olarak, the highest population, nokta nokta, CIA. Bakalım ne diyor arkadaşlar? Çin, en yüksek nüfuslu ülke. Şıklarımız neymiş? Birinci şıkkımız fiil, bilmek. Çin, en yüksek nüfuslu ülke olarak bilir mi? Bilinir mi? Bilinir. Burası bir pasif. Pasif olduğunu anladık. Çünkü Çin bilmez, bilinir. Tamam. Burası pasif. Şimdi cümlemizin noktası şurada. Çin'i özne diye kabul edersek, burada başka bir fiil var mı? Yok. Demek ki öznenin arkasından fiil gelecek. Yani pasif bir yapı. Çin is known. Doğru cevap arkadaşlar Bursa. Ceyhan niye elendi? Aktif olduğu için. Denizli niye elendi? Aktif olduğu için. Edirne niye elendi? Tense uyumlu değil. Known çeldirici şık arkadaşlar. Kısaltılmış hali. Yani China is known. Yani which is known olsaydı bunun kısaltma hali China known olurdu. Peki niye burada China known olmadı? Çünkü özne var, yüklem olacak bu. Başka bir yüklem yok noktaya kadar. O yüzden known çeldirici şıktı. Doğru cevabımız is known Bursa. Devam ettiğimizde de ülke. Nasıl ülke? En yüksek nüfuslu ülke. Şimdi değerli arkadaşlar, burada size hatırlatmam gereken bir bilgi var. Hemen o bilgiyi hatırlatayım. With'in sahiplik verdiğini unutmayın. Mesela the boy with 90 kilograms. 90 kilo çocuk demek bu. O zaman ülke en yüksek nüfusa sahip ülke. Yani with'in burada sahiplik anlamından dolayı preposition sorumuz Edirne olmuştur değerli dostlar. Okumaya devam ediyoruz. Ne yapmak için? In order to prevent, engellemek için onun bu kitlesel nüfus büyümesini Çin bir yasa ortaya çıkarmış. Bir çocuk politikası. Bu bir politikaymış, uygulanırmış. Çin hükümeti tarafından. Niçin uygulanırmış? Controlling the enormous population in People's Republic of China. Çin'deki aşırı nüfuslanmayı kontrol etmek amacıyla uygulanılırmış. Adana purpose doğru cevap. Hangi amaçla? Aşırı nüfuslanmayı kontrol etmek amacıyla uygulanılırmış. Purpose amaç, peak zirve, claim iddia, area alan, threat tehdit anlamlarında kullanılıyor. Biliyorsunuz amacıyla uygulanılırmış değerli arkadaşlar. Devam edelim. Çözmeye. Bakalım ne diyoruz? With the establishment of one child policy. İşte bu bir çocuklu politikanın ortaya çıkartılması ile there are lots of benefits and impacts to China's society. Çin toplumuna çok sayıda etkisi ve faydası olmuş. After the death of Mao Zedong. Mao Zedong'un 1976 yılında ölümünden sonra Çin nüfusu yaklaşıyordu. Neye? 1 milyona. 1 milyona yaklaşıyordu. Concerned the new China's government. Dördü soruyor bize. Ne vermiş? Relative clause vermiş. Şimdi relative clause sorusu. Çin'in nüfusunun 1 milyona yaklaşıyor olması ne gelir buraya? Endişelendirmiş. Neyi? Çin hükümetini. Şimdi burada çok önemli bilgi var. Hatırlıyor musunuz? Relative clause'da tüm cümleyi biz which ile nitelerdik.
relative clause'da tüm cümleyi biz which'den itinerdik. Çin hükümetini endişelendiren şey ne? Ne o Çin hükümetini endişelendiren şey? 1 milyon mu? Hayır. Yoksa Çin hükümeti, Çin nüfusunun 1 milyonuna yaklaşması. Tüm cümleyi mi? Evet, tüm cümle. Yani yeni Çin hükümetini endişelendiren şey tüm Çin nüfusunun 1 milyona yaklaşıyor olması. O yüzden burada doğru cevap which. That niye olmadı? 1. Virgülden sonra that gelmez. 2. Tüm cümleyi zaten that nitelemez. Which niteler değerli arkadaşlar. Geldik buraya. 1. Ne sormuş bize? Bağlaç sormuş. The overwhelming population growth. Aşırı nüfus büyümesi Çin halkını desteklemiş sadece bir çocuk sahibi sadece iki çocuk sahibi olmaya per family aile başına 1978'lerde. Tamam, burada gördüğünüz üzere the overwhelmed population growth virgül var burada. Burası bir cümle değil. Cümle olmadığı için bağlaç sorusunda so long as c cümle ister, during cümle ister, hence cümle ister. Doğru cevap ya despite ya because of. Zıtlık yok. Diyoruz ki aşırı nüfuslanmadan dolayı, den ötürü, because of, den dolayı Çin hükümeti aile başına iki çocuk ortalamaya sahip olmuş. Den dolayı, aşırı nüfustan dolayı. Because of, yani Bursa doğru cevaptır birinci clause testimizde. Şimdi ikinci clause testimizi çözelim değerli dostlar. Yiyecek tüketiminin üzerine yapılan bir çalışma has often been the primary subject, sürekli en önemli konu olmuş araştırmanın in the developing, gelişen ve gelişmekte olan dünyada. Various important inputs, çeşitli inputs, yani kazanımlar, yaptırımlar nokta nokta varmış. Neye? Yiyecek ve bununla alakalı besin girişimci besin politikasına çeşitli neler varmış arkadaşlar? Uygulamalar varmış. Input arkadaşlar bir şeye input in ile kullanılır. Bu sebepten dolayı şıklarımıza baktığımızda da into Ceyhan doğru cevap olarak karşımıza çıkmış. Devam ediyorum. Girişimciler, politika girişimciler desteklenmiş. Ne sağlayarak? Estimate how food consumption is change with various incomes, taxation and prices. Taxation and prices. Ha. O zaman bir paragrafı ben tam başından çevireyim daha iyi anlamak için değerli dostlar. Yiyecek tüketimi çalışması sık sık önemli konu olmuş gelişmekte ve gelişen dünyada. Çeşitli önemli yaptırımlar olmuş into üzerine içine yiyecek ve alakalı besin politikalarının girişimcileri destekleniyormuş. Kimler tarafından? Onlara nasıl yiyecek tüketimi is change with various incomes, taxation and prices. Nasıl yiyecek tüketimi değiştirmesi beklenir? Çeşitli gelirleri, vergiyi ve fiyatları. Burada okuduğumuzda bir model'da değiştirmesi gerekir, değiştirmesi beklenir anlamında değerli dostlar supposed to olabilir, allowed to izin vermek olmaz, assumed varsaymak olmaz, expect to olmaz. Bu soruda bir hata var. İki şık da doğru. A şıkkı ve E şıkkı doğrudur. Yani is supposed to, hani nasıl değiştirmesi beklenir, is likely to, yine nasıl değiştirmesi beklenir anlamında bu sorunun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Devam edelim. Yani 7. soruda iki şık doğru. A ve E şıkları doğrudur değerli dostlar. Devam ediyoruz. Şuradan. Tahmin ediliyor. %35'i Güney Afrika nüfusunun is to food insecurity. Burada bir to var. Bu to bizim için ipuç olabilir. Bakalım. Vulnerable, invisible, attempt, prevention, profitable. Evet. Ne diyor arkadaşlar bu soruda? Yiyecek güvensizliğine Güney Afrika nüfusunun yaklaşık %35'i maruz kalıyor. Maruz kalmak vulnerable to arkadaşlar. Doğru cevabımız burada vulnerable'dır.
ve çeyreği, bu figürün çeyreği, dörtte biri. Nasıl dörtte biri? Yaklaşık anlamında, approximately doğru cevaptır değerli arkadaşlar. Personally oranla demek, relatively yakın, completely tamamen, rarely nadiren, approximately yaklaşık anlamında kullanılan doğru kelimemizdir değerli dostlar. Devam ediyorum şuradan. Many of these people, bu insanların çoğu suffer from, acı çekerler. Çok sayıdaki hastalıkların birinden. Hangi hastalıklar? Besin eksikliği sebebi tarafından sebep olunan hastalıklar. Şimdi hastalıklar sebep olur mu, olunur mu? Hastalıklar sebep olunur arkadaşlar. Hastalıklar sebep olunduğu için burası pasif bir yapıdır değerli dostlar. Neymiş? Burası pasif bir yapıymış. Neymiş? Burası pasif bir yapıymış. O yüzden bakıyorum şıkların hepsi pasif. İkinci bakacağım şey, boşluğumuz bizim. Fiil mi istiyor, kısaltma mı istiyor? Bakalım. Many of these people, çok sayıda insan, suffer. Many of these people, özne, suffer, fiil. Artık burası fiil olamaz. Ne olmak zorunda? Kısaltma olmak zorunda. Niye kısaltma olmak zorunda? Özne, fiil varsa bir daha fiil aynı cümle içerisinde gelmez. O yüzden burası kısaltma olacak. Pasif kısaltma olacak. Çok sayıda hastalık, sebep olunan diyeceğiz. Which are caused. Bunun kısaltması da verb 3'lü olur. Caused doğru cevaptır. Aslında are caused da doğru cevaptır ama özne fiil buraya tekrar yüklem gelmeyeceği için Adana Çeldirici şık olmuş bu soruda. E şıkkı doğru cevaptır değerli dostlar. Şimdi geldik diğer clause'umuza. O clause'umuz neyden bahsediyor? Privacy. Yani özellik. Özellik dediğimiz şey bir kişiye hakkı özellikler. Yani onun gizlilikleri. Öyle söyleyebiliriz. Privacy yani işte gizlilik, özellik ne demektir? The right of individuals. İnsan hakkıdır. Ve sınırlandırır ulaşımı diğer insanlar tarafından. To the exposure of their people. Neye? Onların, insanların maruz kaldığı diğer insanlar tarafından limitlendirir. Which includes. Bu içerir. Neyi içerir? Bilgi tanımayı, hatta bilgi. Hangi bilgi? Vücutsal doku ve sıvıdan oluşan bilgi korumayı da içerir. İçerir. İki tane şey vermiş. Bilgi koruma, hatta vücut dokusu ve sıvısı koruması anlamında. Şıklarımıza baktığımızda such as gibi demek, burada örnekleme yok. Bodan hem bilgi korumayı hem de vücutsal doku ve sıvıdan elde edilen bilgiyi. Tamam. Hem oldu. Either or, ya onu ya onu. Ayırmaz, ikisi de olacak. Ceyhan gitti. So as, biliyorsunuz e kadar anlamında araya sıfat zarf alması lazım. Burada sıfat zarf yok ki, e kadarlık bir durum da yok. Doğru cevap bu soruda hem onu hem onu anlamında doğru cevaptır değerli dostlar. Geldik şimdi. Privacy, özellik. Is not clearly explained in the United States Constitution. Amerika'da açık bir şekilde özellik hakları ifade edilmemiş. Çok sayıda uzman düşünüyormuş bu privacy'nin, yani özelliğin, as an essential human right, gerekli insan yasası olduğunu düşünüyormuş. Gerekli insan yasası olduğunu düşünmek pozitif bir şey. Amerika'nın tamamen bundan bahsetmemesi negatif bir şey. Burada bize bir zıtlık bağlacı lazım. Although e rağmen, despite e rağmen, furthermore dahası, does bu yüzden, not at madem ki. Burada iki zıtlık bağlacı var. Ya A zıtlık şıkkı ya B zıtlık şıkkı. İkisi de oluyor. Niye peki burada A oluyor da B olmuyor? Çünkü privacy özne is yardımcı fiil. Yani burada bir cümle var. Despite arkasından cümle almaz. Bu yüzden doğru cevap although'dur değerli dostlar.
Devam ediyorum. There are contrasts of about the importance of genetic information. Genetik bilginin önemi hakkında zıt fikirler vardır diyeceğiz. O yüzden minds düşünceler, feelings hisler, difficulties zorluklar, points noktalar, opinions fikirler. Genetik bilginin önemine karşı fikirler vardır. Fikirler. O yüzden 12. 13. boşluğumuz opinions Edirne doğru cevaptır değerli arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer soruya. Relative clause sorusu, the single person, tek insan. Relative clause olduğu için bu soru, biz bakalım, it was gathered, toplandı, alındı. Kimden? Kimden alındı bu? From the single person. Kimden alındı? Tek insandan. Yani burada atılan from var. From için from ve insan için whom. Doğru cevap bu soruda from whom arkadaşlar. Cevap anahtarımız bizim Deniz demiş ama doğru cevap Ceyhan'dır. Notlarınıza böyle ekleyin değerli arkadaşlar. Şimdi burada 15. soruyu çözebilmeniz için size bağlaçları anlatırken not but kuralı öğretmiştim. Neydi bu not but kuralı? I visit İstanbul. Ben İstanbul'u ziyaret ettim. Not it is beauty. Onun güzelliği için değil. But it is history. Onun tarihi için demiştim. Buradaki but'ın ama çevirisi yoktu. Bu not but kalıbıydı. Onun güzelliği için değil, tarihi için çevirisiydi. Buraya da baktığımızda, bakın arkadaşlar, iyi izleyin şimdi. What makes genetic information special is that? Genetik bilgiyi özel yapan şey, o kapsamaz sadece not, çok bilgi, tek bir insan ondan alınan, aynı zamanda ek olarak da onun akrabalarından alınan, yani sadece onu değil, aynı zamanda bunu da. Not but kalıbı. Ama şıklarımızda but yok. Ama but yerine not yet şeklinde de bir kalıp kullanabilir. Sadece o değil, bu da anlamında tüm paragrafa, yani bu soruyu çözmek için şuraya komple hakim olmanız gereken bir bilgi sorulmuş. Ben size bu bilgiyi öğretmiştim. Bu bilgiye dönüp dönüp tekrar bakın. Dönüp dönüp tekrar bakın bu not but kullanımına. Çünkü YÖK dilde de LYS'de de mutlaka karşınıza çıkacak önemli bir ayrıntıdır. Önemli bir detaydır bu. Lütfen değerli arkadaşlar burayı tekrar tekrar durdurun durdurun izleyin. Şimdi geldik son clause'umuza. Bakalım son clause'umuz neyden bahsediyor değerli dostlar. Bakalım ne diyor. Programlar. Hangi programlar? Odaklanan, yoğunlaşan, genç eğitimi ve gelişimi. Ne odaklanan programlar? Ne vasıtasıyla? Organize edilmiş aktiviteler vasıtasıyla. Popülerdir bunlar gelişmiş ve gelişen ülkelerde. Yani çocukların eğitimi üzerine yapılan organizasyonlar gelişen ve gelişmiş ülkelerde popülermiş. Organizasyonlar çeşitlilik gösterirler. Yaz kamplarından okul sonrası programlara kadar arkadaşlar. O zaman bu bir bağlaç sorusu. Bakalım ben bunu size mutlaka söylemiştim. Siz de hatırlıyor olabilirsiniz. Kaçın test çözü? 14 çözüyorduk. Evet. Şimdi with to, such that, from to, from only both end. Hani from to, den'dan. Yaz okullarından nereye? E'ye, A'ya. Okul sonrası programlara. From to kalıbı. To international teaching innovatives. Tamam. Herkes can, everyone can work. Herkes çalışabilir. Bir organizasyonda. Bu organizasyon genç leadership camps diye adlandırılıyormuş. Kanada diye. Ve that's demiş, in working with children aged 5-18, yani 5-18 in an ultra-recreational environment. Şimdi herkes böyle adlandırılan, Yacht Leadership Camps Canada diye adlandırılan programda çalışabilirmiş. Tamam mı?
Sonra ne soruyor bize? Bakalım fiil soruyor. Involves içermek, include içermek, specialize özelleşmek, özelleştirmek, believes inanılmaz, succeeds sürdürmek, devam ettirmek, başarıyla sonuçlandırmak. Comes Canada, bu in working with children age 5-18. 5 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için özelleştirilmiş, yani özel olan bir programdır. Bu çocuklar için özelleştirilmiştir. Bu anlamda specialized doğru cevaptır. 17'de değerli arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım ne diyor. The staff is trained. Elemanlar eğitilir çeşitli tekrar mücadele bulma teknikleriyle. Bu teknikler oyun aktivitelerini, takım çalışmalarını, liderlik görevlerini ve reflection, yansıtmayı, tepki göstermeyi effectively, etkili bir şekilde bilgiyi convey, taşımak, important leadership and self improvement techniques. Bunun bakalım bir daha okuyalım. The staff, işçiler, is training, eğitilirler, çeşitli recreation, yaratıcılık teknikleri, bunlar oyunları, takım liderlik çalışmalarını ve tepkimeyi içerirmiş. Ben çözemiyorum çünkü ışıklara bakmıyorum. Evet, tamam. In addition to, ek olarak Adana, owing to, Bursa yüzünden, on account of, Ceyhan'dan dolayı, in order to, mekmak için, contrary to, aksine tersine. Evet. Bu işçiler, yani 5-18 yaşındaki çocuklar eğitilirlermiş. Niçin eğitilirlermiş? Etkili bir şekilde bilgiyi aktarmak için. Yani in order to, mekmek için anlamında doğru cevaptır arkadaşlar. Kime? Çocuklara ve gençlere bilgiyi etkili bir şekilde aktarmak için arkadaşlar. Mekmek için çevirisi in order to. Diğer bir taraftan çocuklar konsepti özümserler. Ne aracılığıyla? Deneyim aracılığıyla. Peki bu çocuklar bu bilgiyi nasıl özümserler? Adana clearly, açıkça. Bursa immediately, hemen, kolaylıkla. Ceyhan suddenly, aniden. Denizli fluently, akıcı bir şekilde. Edirne obviously, açık bir şekilde. Şimdi diğer bir taraftan çocuklar bilgiyi, konsepti ne yaparlar? Özümserler. Ne? Deneyim aracılığıyla. Nasıl? Tam doğru. Immediately, hemen, derhal anlamında immediately burada doğru cevaptır. Ve aktif öğrenme yardım eder çocukların özgüven kazanmasına, liderlik yapmak için among their peers. Kimler arasında? Kendi yaş grupları arasında liderlik yapmak için güven kazanmasını sağlarmış. Ne zaman? Burada when'in arkasında bir kısaltma var, farkında mısınız? Bağlaçların arkasından gelen kısaltmalarda asla to olmaz. Tekrar söylüyorum. Bağlaçların arkasından gelen kısaltmalarda asla to olmaz. Tekrar söylüyorum. Bağlaçların arkasından gelen kısaltmalarda asla ve asla to olmaz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şıklarımıza bakıyoruz ama to'lu şıkkımız yok. O zaman fırsat bu. Kime fırsat? Çocuklara. Çocuklara fırsat verir mi? Verilir mi? Yani çocuklara fırsat verdiğinde mi? Verildiğinde mi? Yani çocuklar fırsat mı veriyor? Çocuklara fırsat veriliyor mu? Çocuklara fırsat veriliyor. Bu yüzden pasif olacak bu. Bakıyorum pasif şıklarımızdan Adana olabilir, Edirne olabilir, Denizli olabilir. Bursa ve Ceyhan elenir. Neden Bursa ve Ceyhan elenir? Bunlar aktif olduğu için. Çünkü fırsat çocuklara verilir. Çocuklara veriliyor olduğunda mı? Veriliyor olduğunda doğru bir çeviri değil. Being given, ing, your çevirisi kattığı için elendi. Çocuklara verildiğinde mi? Verilmiş olduğunda mı? Verildiğinde öncelik sonralık süreç yok. Öncelik sonralık süreç olmadığı için having been given de eleniyor. Verildiğinde anlamı verb 3 kısaltması, pasif kısaltması doğru cevaptır değerli arkadaşlar. E şıkkı da doğrudur. Bu 20. soru çok kaliteli bir soru olmuş. İşte çocuklara fırsat
verdiğinde değil, verildiğinde pasif. Pasif olduğu için C ve B'yi eledik. Veriliyor olduğunda your çevirisine gerek yok dedik. Denizli having been given verilmiş olduğunda mışmışa gerek yok. Süreç orada yok dedik. Ve verb 3 kısaltması pasivin E şıkkı doğru cevaptır değerli dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Close test, test 14 sayfa 232 ve 233'teki sorularımızı da çözmüş bulunmaktayız. Hepinize saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalın değerli dostlar.